Merhaba sevgili arkadaşlar. Betül Biyoloji ile Ekoloji videolarına hoş geldiniz. Birlikte bu konuyu da çok rahat bir şekilde halledeceğiz. Çok faydalı olmasını dileyerek şimdi bu zihin haritasında neler varmış birlikte bakalım. Bu videoda madde ve enerji akışı ile ilgili bilmeniz gerekenleri en kısa yoldan zaman kaybetmeden öğrenmiş olacaksınız. Videomu sonuna kadar izlediğinizde konuyu öğrenmek için başka bir kaynağa ihtiyaç duymayacağınızı anlayacaksınız. Aklınıza takılan yerleri yorumlardan sorabilirsiniz. Daha fazla vakit kaybetmeden madde ve enerji akışı ile ilgili zihin haritamızı yapmaya başlayalım. Sevgili gençler madde ve enerji akışında burada öğreneceğimiz bilgiler bu konunun aslında ekosistem ekolojisinin en temel bilgilerinden birini oluşturuyor. Şimdi gelin birlikte detaylı bir şekilde bakalım. Şimdi güneş enerjisi var yani güneş ışığından aldığımız bir enerji var. Onu kimler alıyor? Üreticiler alıyor. Üreticilerden sonra birincil tüketiciler sonra ikinci tüketiciler ve sonra üçüncü tüketiciler olmak üzere besin zincirinin en üst kademesine kadar aktarılan madde ve enerji akışı gösterilmiş oluyor. Şunu unutmayın her basamakta yani üretici de olsun birinci tüketici de olsun ikinci üçüncü tüketici de olsun hepsinin sonucunda ısı enerjisi açığa çıkıyor bunu da unutmayın. Bu üretici ve tüketicilerin her birinin ölü organizmaları ayrıştırıcılar tarafından parçalanıyor ve daha sonra yine üreticilere Gönderiliyor ki madde ve enerji akışı sürekli olarak devam edebilsin. Şimdi şekil üzerinden gördük ama bir de detaylı bir şekilde bakacak olursak ekosistemde madde ve enerji akışının dengeli ve düzenli olabilmesi için üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcı olan canlılar düzenli bir şekilde sistemli çalışması gerekiyor ki bu madde ve enerji akışı hem düzenli hem de dengeli bir şekilde devam edebilsin. Şimdi beslenme basamağından yani atıyorum şöyle düşünün. Üreticilerin olduğu basamaktan birinci tüketicilerin olduğu basamağı yani bir basamaktan diğerine herhangi bir akış sırasında toplam büyük kütle ve depolanan enerjinin miktarı azalır. Biz zaten şey diyeceğiz üreticilerden son tüketiciye doğru gidildikçe neler artıyor diyeceğiz ama en bariz bilmemiz gerekenler bunlar. Büyük kütle ve depolanan enerji miktarı azalır. Büyük kütle ne demek? Hani bir basamaktaki şöyle düşünün üreticilerin toplam ağırlığı gibi düşünebilirsiniz. Birinci tüketicilerin toplam ağırlığı gibi düşünebilirsiniz. Yani her basamaktan diğerine atladığımız zaman hem biyokütle hem de depolanan enerjinin miktarı azalıyor. Bunu da ekstra bilmemiz gerekiyor. Şimdi biz asıl şuradaki yani bu şekilde söylediğimiz olayda neler gerçekleşiyor bir ona bakalım. Üretici canlılar, üreticiler güneş enerjisinden enerjilerini alıyorlar ve bu şekilde besin sentezliyorlar. Organik bir besin sentezliyor. İşte birincil tüketici canlılar üreticilerin ürettiği besini alıyorlar ve böylelikle kendileri için gerekli enerjiyi elde etmiş oluyorlar. Hem kendileri için besin elde ediyorlar hem de enerji elde ediyorlar. Bu şekilde ikincil tüketiciler de birincil tüketicileri, üçüncü tüketiciler de ikincil tüketicileri yiyerek hem besin hem de enerji ihtiyaçlarını karşılamış oluyorlar. Peki döngünün sonunda Tüm canlıların atıkları ve ölü kalıntıları yani hem bunların kendi ortamlarında bıraktığı atıklar var hem de kendileri öldükten sonra da atık oluyor. İşte bunları ayrıştırıcılar alıyor ve tekrar döngüye kazandırıyor ki madde ve enerji akışı sürekli olarak devam edebilsin. Bakın, sözün özü aslında şurada yeşil olarak yazdığım yer. Şekilde Asıl anlatmak istediğim yeşil olarak gösterdiğim yerde çok rahat bir şekilde anlatılıyor ama şu mor dediğim yere de ekstra dikkat etmem gerekiyor ki bundan sonraki basamaklarda ve özellikle bu sayfada ona detaylı bir şekilde bakacağız. Şimdi besin zinciri diyoruz hep ama bu besin zinciri ne demek bir ona bakalım. Besin ve enerjinin üreticilerden tüketicilere doğru iletilmesine besin zinciri deniyor. Yani şu yanda gördüğünüz bir besin zinciri. Aslında besin piramidi ama hani besin piramidi, besin zinciri aynı şeyler. Şimdi şuna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi besin zincirinde beslenme ilişkilerini gösteren her bir basamağa trofik düzey denir. Burada en çok karıştırılan üreticiler birinci trafik düzeyde, birincil tüketiciler ikinci trafik düzeyde yer alır. Bakın her zaman hani şöyle karıştırılıyor. Birinci tüketiciler birinci trafik düzeyde gibi düşünülüyor ama üreticiler var onun altında. O yüzden hani basamak basamak üstüne gittiğim zaman hep bu şekilde oluyor. Yani üreticiler birinci trafik düzey, birincil tüketiciler ikinci trafik düzey, ikinci tüketiciler üçüncü trafik düzey, üçüncü tüketiciler de dördüncü trafik düzeyde yer alıyor. Bu dediğim karıştırıldığı için sorabiliyorlar dikkat ediniz hemen şöyle sorayım size İkinci tüketiciler kaçıncı trafik düzeyde yer alır dersek hemen üçüncü trafik düzeyde diyeceksiniz karıştırmayınız bunu besin zincirinde bir basamaktan diğerine atladığımız zaman büyük kütle ve aktarılan enerjinin miktarı azalıyor demiştim ve dedim ki ben Hatta üreticiden son tüketiciye doğru gidildikçe neler azalır neler artar bunları göreceğiz ve bunları bize sorabilirler. O yüzden dikkat edelim demiştim. İşte oraya geldik. Besin piramidinde üreticiden son tüketiciye doğru gittikçe birey sayısı biyo kütle ve aktarılan enerji azalır. Zaten biz şu ikisini ilk sayfada görmüştük. Birey sayısına bakacak olursanız bakın birey sayısında üreticilerin kapladığı alan bu kadarken son tüketicilerin kapladığı alan bu kadar. Bakın azalmış değil mi? Hani zaten üçgenden de Gözünüzün önüne getirebilirseniz en üst basamağın en alt basamağa göre daha az bir alan kapladığını bilebiliriz. Bunlar azalanlar, bir de artanlara bakalım. Şimdi biz aktarılan enerji azalır dedik ama enerji kaybı ne olmuş oluyor? Artmış oluyor zehirli madde birikimi artar ve aynı zamanda genellikle vücut büyüklüğü de artar. Artanlar ve azalanlar bize sorulabilir. O yüzden buralara çok dikkat edin. Şimdi zehirli madde birikimi de DDT olarak karşımıza çıkabilir. DDT de zehirli madde demektir. Şimdi en alt basamakta yani birinci trofik düzeyde üreticilerin Vücudunda bulunduğu zehirli madde miktarı birincil tüketicilerin üreticileri yemesiyle nereye gider? Üst basamağa gider. Hem birincil tüketicilerin kendinde zehirli madde vardı hem de üreticiler geldiği zaman ne oldu? 2 tane olmuş oldu. Şimdi bunu yukarıya doğru aktarırsanız burada da daha fazla olacak. 3 olacak, 4 olacak derken derken bu zehirli madde birikimi en üst basamakta yani dördüncü trofik düzeyde en fazladır diyecekseniz bu da yine karşımıza gelebilir özellikle şuraya 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 çok dikkat edin burası ekoloji sorularından birisi olabilir gelelim buradaki son sayfamıza şimdi burayı bilmezsek olmaz hani zaten bir önceki sayfalarda söylediğim şeyleri aklınıza daha net yerleşmesi için burayı da veriyorum şimdi besin piramidinde her trafik katastrofik düzeyde enerjinin %10'u bir üst basamağa aktarılır. Bu bir kuraldır. Bunun bir herhangi bir mantığı yok. Ve ekstra şunu bilelim. Enerjinin akışı tek yönlü oluyor. Nereden? Üreticilerden son tüketicilere doğru. Yani yukarıdan aşağı olmuyor arkadaşlar. Aşağıdan yukarı oluyor. Bunu unutmayalım. Şimdi hani yüzde onu aktarılıyor dedik ya ve aktarılan enerjinin miktarı ne oluyordu? azalıyordu ama enerji kaybımız ne oluyordu? Artıyordu. Bunu da zaten biraz önce görmüştük. Şimdi en alt basamakta üreticiler var. Sonra birinci tüketiciler, sonra ikinci tüketiciler yazalım. Yani yukarıya doğru canlı sayısı, birey sayısı da ne oluyor? Azalıyor. Şimdi burada 10 binlik bir enerji olsun. Bunun %10'unu aktarırsam binini aktarmış oluyorum. Binin de %10'unu aktarırsam yüzlük bir enerji aktarmış oluyorum. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Besin piramidinde her trofik düzeyde enerjinin %10'u bir üst basamağa aktarılırken geri kalanı orada kalır ki orada da metabolizma faaliyetleri Sırasında enerjiye ihtiyaç var çünkü. Gelelim biyokütle kavramına. Her beslenme basamağındaki canlıların toplam organik madde ağırlığına biyokütle diyebiliriz. Yani bunun için ne demiştik? Üreticilerin toplam ağırlığı ya da birinci tüketicilerin toplam ağırlığı gibi düşünebilirsiniz. Biyokütle de neydi? Üreticilerden son tüketicilere doğru gittikçe azalıyordu. İşte bu azalmanın sebebi metabolik faaliyetler ile enerjinin dönüşümleridir. Bu nedenle de bir yökütle üreticilerden son tüketicilere doğru gittikçe azalır. Şimdi buna bakacak olursak en alt basamakta üreticiler vardı. 1000 kilogramlık bir ağırlık olmuş olsun. Ne oluyor? Bir üst basamakta kapladığı alanla da aynı şey geçerli. 100 kilogramlık en üst basamakta da 10 kilogramlık olabiliyor bu şekilde bir döngü sağlanmış oluyor ve üst basamağa doğru yani üreticilerden son tüketicilere doğru gittikçe de büyük kütlenin azaldığını burada da görmüş oluyoruz. Şimdi bir de kilit taşı tür ve istilacı tür kavramları var. Ona bakalım. Besin ağında bulunan ve tüm ekosistem üzerinde etkili olan türlere kilit taşı deniyor. Bakın her şeyi etkiliyor. Bütün ekosistemi etkiliyor. Yani bunların herhangi birinin yok olması tüm basamakları olumsuz yönde etkiler. Bunu da ekstra bilmemiz gerekiyor. Kilit taşı demek yapı için olmazsa olmaz eleman demek. İstilacı tür demek. İstila zaten hani orayı ele geçirmek gibi düşünebiliriz. Aynı kavram aynı anlama geliyor. Burada da ekosisteme dışarıdan dahil olan yabancı türlerin bazıları hızla çoğalıyor ve hızla çoğal için içinde geniş alanda yayılış gösteriyor. İşte bunlara da istilacı tür deniyor. O ortamda istilacı türün fazla olması ne olur? O ekosistemi olumsuz yönde etkiler. Bunlar da yine güncel bilgimizle de yapabileceğimiz sorulardan birisi. Olabilir yani çok kafamızı karıştıracak kavramlar değil zaten hani istilacı tür istilada aklımıza gelebilir ne oldu o yüzden çok ezbere bilmenize gerek yok. Burada bilmemiz gereken işte bir önceki basamakta üreticiden son tüketiciye doğru gidildikçe nelerin olduğu büyük kütlenin ne demek olduğu işte zehirli madde miktarının azalıyor mu artıyor mu olduğu onları bilmemiz bizim için yeterli olacak. Evet sevgili gençler, madde ve enerji akışı ile ilgili zihin tam burada sona erdi. Bundan sonraki videom madde döngüleri ile ilgili olacak. Videomu size çok faydalı olmasını diliyorum. Anlamadığınız, düşündüğünüz bir yer varsa yorumlardan sorabilirsiniz. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Videolarımın devamı için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.